Hepinize merhaba arkadaşlar. Tarih Estiyor Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuz gerçekten çok güzel bir kutu açılışı olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü Matchbox markasının kolektör serisinin ilk dördünü inceleyeceğiz. Yani 2021 senesinde e, piyasaya çıkmıştı ama hemen tabii ki iki tane BMW var bu sette gördüğünüz gibi. Onlar kara borsaya düşmüştü ve sonradan da bulunmamıştı. Ben de geçenlerde bir arkadaştan aldım set olarak. Şimdi özetle kutumuzu inceleyecek olursak arkadaşlar GBV GBJ48 seri numaralı kodlu kutumuz. Matchbox birden 20'ye kadar bu setimiz. Yani 20 model var bu setimizde. Kutunun arkası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş biz içinde tabii ki ikinci bir kutusu da var. Şimdi ben yavaş yavaş kutuyu açarken arkadaşlar sizden her zaman içici bir ricam şu aşağıdan çıkan kanala abone ol videoları beğenme bildirimleri aç tuşuna lütfen basmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki ilk gelen videolardan haberdar olun hemen ilk izleyen ilk siz olun. Arkadaşlar ilk modelimiz 1995 Land Rover Gen 2 yani e, ikinci e, jenerasyonu, pick-up e, versiyonu. görmüştünüz. bunun sarısı kapıları açılıyor büyük ihtimal. Şurada da evet 65 Land Rover kapılarının açıldığını gösteriyor buradaki resimde de arkadaşlar. Ben bunu yavaş yavaş kutudan çıkartayım. Sizden ricam şu yukarıdan inen Instagram sayfamıza da bizi takip ederseniz mutlu etmiş olursunuz. Genelde ilk paylaşımlarımız oradan oluyor arkadaşlar. Kolektör serisinin ikincisi gelecek arkadaşlar. O e, onu da aldık. İkinci bir videoyu ikinci bir seri olarak çekeceğim onu da. Alıyoruz. Evet kutumuz bu şekilde. Meşbas Kolektör sarı kutu değerlidir arkadaşlar. Yani hani çoğu zaman ben de yırtmak istemiyorum. Şöyle içinden bir şey çıkacağını sanmıyorum da zarar vermek de istemiyorum. Şöyle. Neyse. Evet. Şöyle açtık. Modelimizi bunun içine koyup öyle saklayabiliriz. Ama ben tabii ki rafta saklamayı tercih ediyorum. Gerçi A101 videomuz var. Onu da şöyle yukarı atarım. Orada da böyle kutuların içindeydi. Kutumuzda anlatacağınız bir şey var mı? Yok. Aynı arada hemen hemen. işte modelin farklı bir yapılış şekli burada daha doğrusu. Modelimize bakalım aşağıdan. Şimdi bunlar da plastik sanırım. Tam emin olamadım. Alta baktığımızda 65 Land Rover yani iki pick-up yazılarını görüyoruz. Kapısı açılıyor. Şöyle iki kapısı açılıyor. Başka açılan bir yeri yok. Sağdan direksiyon arkadaşlar. Koltuk detayları iki tane de hem arazi fitesi hem de normal fites detayları yapılmış. Pedallar işlenmiş. Şöyle göstereyim. Üç tane pedal var. Şöyle baktığımızda arkadaşlar. Ön kaputun üstüne step desik olmuş. Land Rover yazısı işlenmiş. Ön panjurda bayağı bir far detayı yapılmış. şeyler yapılmaya çalışmış Arkada çeki demiri. Yine Land Rover e, dekalleri yapılmış. Şöyle yaklaştırayım. Evet. Fena olmamış. Güzel. Yani hani. Yani evet. Çok e, arayıp aramıştım. Bulamamıştım arkadaşlar. O yüzden de vazgeçmiştim almaktan. Ama hep yani set olarak almak istemiştim. En sonunda aldık. İkinci modelimiz. 1969 BMW 2002 modeli arkadaşlar. Baktığımızda açılan, kapanan herhangi bir yerinin olmadığını görüyoruz ki açılmasın zaten. Matchbox Team, Matchbox takım arabası diyor. 69 BMW 2002. Güzel model. Güzel. 2002'miz hat listede üretici olarak onda da bayağı var. Hatta biraz önce baktım 4-5 tane olmuş. Evet. Kutumuzu şöyle ayıralım. Kutumuzda da yine buradaki farklı bir çizimi modeli. Daha detaylı gözüküyor yani hani kafalıklar ayna falan. Oldukça güzel model. Evet. Alttan bakalım 1969 BMW 2002 arkadaşlar yazısını şöyle yaparsam okuyabildik mi? Evet lastiklerimiz kavuştuk istersek jantından çıkartabiliyoruz. Beyaz bir plastik jant yapılmış camları mavi soldan direksiyon. Flashback plakada bu şekilde yazıyor. 2002 amlemi yazısı ve BMW'nin amlemi var. Flashback neyse anlam veremedim. Bir numara yine yapılmış. 2002 yazıları ve ön panjur BMW'nin klasik böbrek panjuru ve far detayları da işlenmiş nikelajlı tamponlar oldukça güzel bir de mavi bir cam yapılmış araba cillop olmuş Aa, arma da burada da var pek belli olmuyor aynalarımız var kapı açma yerlerimiz belli oluyor arkadaşlık olduğumuzda belli başlıklarımız da fena değil ama şuradaki baktığımızda resimli arasında fark var mı diye bakalım Evet Amerikan sinyaller yok mesela sinyalsi herhalde o. tam çözemedim sonra day 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 başka da bir şey yok gibi arkadaşlar yani de aynı hemen ama koltuk başlıkları var güzel üçüncü modeli şunları şöyle yapayım. Onu da şöyle koyalım. Setimizin üçüncü aracı arkadaşlar. Oldukça fazlaydı. Gerek yerel oyuncakçılarda yani büyük oyuncakçılarda gerekse diğer yerlerde 1963 Chevy C10 Pickup bayağı vardı. Dediğim gibi o zaman tek almak istemediğim için almadım. Moon dekalli ön kaputu açılıyor. GM lisanslı çantaları EFSO duruyor bence. Arkadaşlar dediğim gibi kolektör serisinin ikincisi de gelecek. Şu yukarıdan yine kanala abone ol tuşuna basarsanız çok güzel olur. Bize destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Sizlerin sayesinde buralara geldik. Daha da iyi yerlere geleceğiz umarım. Çıkartamadım ya bir Arkada iki tane alt vis görüyorsunuz. İkisi de RLC arkadaşlar. E, yurt dışı videolarıma gördüyseniz e, onların geliş hikayelerini, kutu açılış hikayelerini görmüşsünüzdür. Birisi Porsche 964, birisi de Ford Mustang arkadaşlar. Ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa bana Instagram'dan yazabilirler. Evet. 63 Chevy C10 pickup modelimiz. Diğer çizimi burada. Ah, güzel bir detay daha var burada tabii ki. Bunun tekerini niye öyle çizmişler anlamadım. Neyse takılmayalım. 1963 Chevy C10 şöyle yapayım pardon okunmaymış ben de fark etmedim. Belçin'de lastik jantlar efsane yani gerçekten efsane ya lastikler falan çok güzel bence bir jant lastik bu dekali demiştim Chevrolet yazısı arka bagaj kapağında var camlar yine yeşil hiç detay çok belli değil bir direksiyon belli olmaya çalışılmış yapılmış falan Chevrolet'in alması yine çamurluklarda var kaputu açtığımızda ise bize güzel bir motor detayı bekliyor mu bekliyor Evet modele göre. Detay güzel. Far detayı yapılmamış. Ön ve arka tamponu nikarajlı. Far işlenmiş ama detay, renklendirilmemiş. Arka stoplar da aynı. Yani anlamsız anlamsız modeller oluyor ya yani bazen. Anlamıyorum. Son yani videonun son aracı setin dördüncü aracı arkadaşlar. Hem de ilk gelen partın daha doğrusu ilk gelen Matchbox Collector serisinin bir part part geldi onlar bölüm bölüm. Dört tanesi bir geldi. Sonrakiler bir geldi. 2016 BMW i8 modeli arkadaşlar. Arkasına baktığımızda kapıların açıldığını görüyoruz. Evet. Kutusundan açıp özgürlüğüne kavuşturalım. Şimdi güzel bir Matchbox... Vitrini yaptırmayı düşünüyorum ben de bu arada. Çünkü e, vitrine ihtiyacım olacak bu gidişle. Ki var zaten. Onu da Matchbox üzerine yaptırayım dedim. Hem de güzel bir şey olsun. Açamadık ya arkadaşlar. Çok nazlandı. iyi 8 Kutumuzda da dördüncü araç olduğu yazıyor. Bunlarda da yazıyor Dikkatimizi çekmiş mi? Evet, üçüncü araç, dördüncü araç. Şöyle yapalım. Plastik altı, eminim yani hani diğerlerinde emin olmamıştım da. 2016 BMW i8 arkadaşlar. Matchbox, Made in Thailand yazıları var. Lastikler, jantlar dışarıdan kötü gözüküyor ama bence güzel olmuş. Renk uyumsuzluğu var ya. Ben yani hani tam anlamadım bunu. Niye böyle oldu? Kapıların rengi farklı. Açmak istediğimizde nasıl açacağız? Bakalım. Yani hani şöyle mi açılıyor, böyle mi açılıyor? Yukarı doğru açılıyor da. Hı. Ya ama zorladı ya. Evet. Daha doğrusu kolaymış da biz açamadık yani hani tırnağımızı kırmayalım diye. Evet. Denemiştik 2016 BMW i8 çantalar elastikler güzel demiştik. BMW i8 yazısını görüyorsunuz burada da arkadaşlar. Ön far detayları gerçekten çok hoş. Arkada fena sayılmaz. Arka plakalıkta da yine BMW i8 yazısı var. Kapıları bu şekilde açılıyor. Tabi de işte gerçekten bu detaylar yok. Şimdi adam direksiyonu kapatmış yani hiçbir şey gözükmüyor yani hadi. Buraya ben de şey yapacağım diye. Sinelik detayları işlenmiş. Modelle bu şekilde olmuş. Eyvallah Meshbox, eline sağlık diyelim. Güzel modeller yine çıkarmışsın. Şunları da şöyle yapalım. Burada tabii ki en değerli modellerimiz arkadaşlar. Hepsi değerli ama BMW'ler özellikle 2002 bizim için daha bir değerli. Bizim BMW aşkımızı, her şeyi, sevdamızı her şeyi bilir. Onu da şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar da. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha çok şey istiyorum o Türkçe kanalını e, izlediğiniz için, destek olduğunuz için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.